Adem merhaba. Merhaba Zafer, Brüksel'e selamlar. Selamlar. Ee, hızlı bir Amerika gündemiyle başlayalım istiyorum. Ee, Trump'ın kabine oluşturma çabaları sürüyor. Trump'ın da çok tartışılıyor. Sesli isimlerden Adalet Bakanı adayı Matt Gares çok eleştiriyordu. Ee, görevden affını istemiş gibi gözüküyor. Bilmiyorum Amerika'da af isteme var mı ama. Yerine Trump e, Pam Bondi'yi seçmiş, seçti. Tartışmalar bitecek gibi durmuyor. Senato onay aşamasında başka sürprizler de olabilir mi? Ee, olabilir çünkü kabine olarak seçtiği isimler de baya tartışmalı. Yani savunma bakanı olarak seçtiği isim de zaten çok tartışmalı bir isimdi. Ee, hepsi de e, hakların değişik suçlamalar olan ya da bir şekilde daha önce polemiklerin konusu olmuş kişileri seçiyor. Ama hiçbirisi adalet bakanı adayı gayet kadar değildi. Çünkü onunla ilgili suçlamalar gerçekten çok ağır. Yani 18 yaşından küçük genç kızlarla para karşılığı ilişki gibi suçlamalardan muhatap etik komitesinde ve senato şey, temsilciler meclisinde pardon soruşturmaları vardı ve e, iddialar çok ciddi. Hatta aynı soruşturma kapsamında olan başka isimler ceza aldılar. Yani söz konu ismi, ismin e, etik komitesi raporuyla çok ciddi suçlanması bekleniyor. Ve böyle bir tablo içerisinde cumhuriyetçilerden de eleştiri alıyor kendisi. Yani başka isim mi yoktu? Hani bütün Amerika tarihindeki en kötü aday diyen e, isimler de oldu Can Baltan gibi böyle çok ağır eleştiriler de vardı ve Cumhuriyetçiler içerisinde Trump'ın e, bizzat senatörleri arayıp e, destek verin bu isim önemli bu ismin konfirme olması onaylanması için sizin desteğinize ihtiyacım var dediği halde e, ciddi bir eleştiri e, yağmuruna kapıldığı bir yönde kulis haberler çıktı ve e, baktı ki Trump durum pek parlak değil yani senato oturumunda Onay almayabilir. Bu da Trump için çok ciddi bir e, çizik yemek demek. Ki zaten daha kabine oturmadan ilk fireyi vermiş oldu. Yani daha koltuğa oturmadan ilk fireyi vermiş oldu. Hatırlarsan kabinede daha önceki döneminde Trump'ın e, benzeri tablolar çoktu. Hatta Beyaz Saray Survivor'a döndü diye manşetlere çıkıyordu. Sürekli isimler istifa ediyor, yeni isimler geliyor. E, Trump bu sefer daha koltuğa oturmadan Adalet Bakanlığı vermiş oldu. Yerine gelen isim, Florida'nın ilk kadın başsavcısı, popüler bir isim. Yine Trump'ın e, çok yakın ekibinden diyeyim. Yani Trump'ın kabinesinin en belirgin özelliği şu Zafer, e, sıkı Trump destekçileri. Yani kendine bağlı, kendisine nasıl söyleyeyim, e, loyalist olarak böyle ona çok... E, hani. Tam anlamıyla hukuk falan değil, Trump'a bağlı bir kadro seçti. İşte yeni seçtiği isim Bondi de öyle. Florida'nın ilk kadın başsavcısıydı. Daha sonra Trump'ın avukat ekibinde yer aldı. Yani Trump'ın yakın çalışma ekibinden bir isim. O da eleştiriliyor bir takım uygulamaları sebebiyle ama tabii ki gayet kadar değil. Sonuçta bunun onaylanmasında çok fazla bir sürpriz beklenmiyor. Ama aması şu... Özellikle savunma bakanı olarak atadığı, ilan ettiği isim Hexet, yani çok tartışmalı bir isim. Onunla ilgili de böyle bir takım cinsel taciz suçlamaları falan da konuşuluyor ama senato onay aşamasında sürprizlere gebe bir oturum olabilir. İstihbarat komitesine, istihbaratın başına CIA'ya atadığı isimler de tartışmalı isimler. Esad ve de Putin hayranı olan bir isim mesela istihbaratın başına geliyor. E, bu tip e, tartışmalar devam edecek gözüküyor ve e, 25 Ocak'a kadar biz benzeri tartışmaları sıklıkla göreceğiz. Senato oturumları da şöyle izleyicilerimize hatırlatalım. Amerika'da başkan ekibini özel kalem müdürü hariç, yani başkan özel kalem müdürü hariç, e, Beyaz Saray Genel Sekreteri Chief, Chief of Staff'ı hariç, herkesi, e, kritik görevlerdeki herkesi senato onayından almak zorunda. El senatodan onay geçiremezse o koltuğu veremiyor. Hani başkanız Erdoğan mesela Türkiye'de e, her şeyi yapabiliyor. Herhangi bir denetim, sorgu mekanizması yok. Amerika'da öyle değil. Gerçek başkanlık sisteminde başkan büyük elçilerini dahi senatodan onaylatmak zorunda. Kongrenin onayını alması gerekiyor. E, o aşama da bayağı renkli olacak gözüküyor. Evet izleyip ve göreceğiz buradan istersen Türk Trump'ın ekibinde çok Türkiye'nin çok iyi tanıdığı Mehmet Öze geçelim. onu milyarlarca dolarlık bir bütçe yönetecek bir fonun başına getirdi. sence evet. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak istiyor mu? Öyle mi bakalım? Ondan ziyade Mehmet Öz zaten Trump'ın ekibindeydi. Daha önce birinci döneminde Trump'ın sağlık ekibindeydi. Yani yakın bir dostluğu var. Zaten Trump Mehmet Öz'ü ee, zaten sağlık ekibini almıştı artı sağlık raporlarını da Mehmet Özüm televizyon programında açıklamıştı. Yani kendisiyle ilgili sağ. Bir de şöyle hatırlatalım izleyicilerimize. Amerika'da şöyle bir uygulama var. Amerikan başkanları 6 ayda bir check-up'a girip bu sonuçlarını açıklamak zorunda. Yani Amerikan halkı seçtikleri kişinin Beyaz Saray'da kendisiyle ilgili e kararları veren kişinin sağlığını bilmek zorundalar ve bu hakka sahipler. Hani biz Türkiye'de Bırakın başkanı herhangi önemli bir insanla ilgili hiçbir şey bilemiyoruz ama Amerika'da şöyle bir uygulama var ki bu da çok önemli bir uygulama mesela başkan e, doktorlar tarafından Beyaz Saray'ın doktorları tarafından e, check-up'a alınıyor kolesterol değerinden tutun işte bütün obezite oranlarına kadar mesela en son e, Trump'ın başkanlık son döneminde mesela gördüğümüz raporda Trump baya baya obezdi. Yani çok e, değerleri çok normal değildi. E, o tip örnekleri de e, görebiliyoruz. İşte o ekipteydi zaten Mehmet Öz. Yani yakın bir dostluğu var. Eskiye dayanan bir hukuku var. E, ve e, kendisi de daha önce e, biliyorsun iki sene önce ara seçimlerde ...Pensilvanya senatörü adayıydı. Yine cumhuriyetçiler içerisinde önemli bir isimdi. Yani eskiden gelen bir hukuku var. Daha çok Türkiye ile ilişkilerden ziyade... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...Mehmet Öz'ün Türkiye ile olan ilişkileri başını ağrıtıyor. Ne gibi? Çünkü... E, ...bu senatör seçimlerinde de çok önüne geldi. Mehmet Öz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani çifte vatandaş. Ve Amerika'da... ...üst düzey isimler... E, bu Türkçe'de ne diyeceğiz ona biz clearance dediğimiz böyle önemli birimlikleri alabilmek gibi. için yani bir güvenlik şeyini almanız gerekiyor. Bir security check'ten geçmeniz gerekiyor. Bir takım önemli isimler mesela bu çok eleştirildi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir isme devletin gizli bilgilerle ilgili briefing sunum yapmanız gerekecek. Yani bu tip şeylerle ilgili eleştirildi mesela Türkiye vatandaşı olma konusunda ciddi eleştiri alan bir isim. Hatta Mehmet Öz bir ara Türkiye vatandaşlığından çıkacağını ama annesinin sağlık sorunları sebebiyle çıkamadığını falan söylemişti. O tartışmaları Türkiye'den ziyade Trump'ın kendi kişisel kadrosunu kurmasıyla alakalı. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Mehmet Öz Amerika'da çok popüler bir sima. 13 sezon devam eden bir show programı vardı Doktor Oz. Bu da herkesin bildiği bir isim Amerika'da. Dolayısıyla Trump yine bildiğimiz şeyi yapıyor. Dikkat edersen seçtiği isimlerin tamamı bir şekilde televizyon yıldızı ya da işte bir şekilde Fox News'ün şeyi yorumcusu. Savunma Bakanı dediğin adam Fox News'ün e, haber sunucusuydu yani düşün, e, eski asker ama sonuçta haberciydi yani haber sunuyordu. İşte Mehmet Öz yine aynı şekilde çok popüler bir sima. Başka isimler de var. Yani Trump'ın bildiğimiz klasik e, popüler simalarla yürüme stratejisi devam ediyor. Ama Türkiye burada çok öne çıkan bir konu değil Mehmet Öz tercihinde. Tabii Mehmet Öz tercihi de enteresan şu açıdan enteresan. Şimdi özellikle Amerika'da sağlık politikaları çok tartışılan bir konu eleştirilen bir konu. Amerika gerçekten bu sağlık politikalarında çözüm bulamıyor. Yani ülke büyük, nüfus kalabalık ve sağlık giderleri çok yüksek. Mehmet Öz'ün başında olduğu sağlık sigortası Medicaid, Medicare diye iki tane program var. Bunların e, bütçesi 1 trilyon dolar gibi bir rakam. Yani inanılmaz bir rakam var ve Mehmet Öz buralardan sorumlu. E, önemli bir makam ve Mehmet Öz'ün oraya oturtulması tabii ki önemli bir şey. Ve Mehmet Öz artık Washington'da hep zaten uzun zamandır buna çalışıyordu. O açıdan da Mehmet Öz için de bir başarı diyebiliriz. Evet, Trump'ın popüler karakterlerini izleyip göreceğiz. Buradan istersen U Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu hafta aldığı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey İs İsrail yetkililer için çıkardığı yakalama kararına bakalım. E Almanya e tam bir şey demese de Avrupa ülkeleri karara uyacaklarını açıkladı ama Amerika çok oralı değil gibi. Trump ne yapar? Yani Trump'tan önce Biden'da reddetti zaten. Amerika e, biliyorsunuz İsrail Lopisi'nin çok güçlü olduğu bir yer. Bu konuda son derece e, netler ve e, savcının kararını eleştiriyorlar. Politik bir karar olduğunu söylüyorlar ve bunu bir e, hata olarak tanımladı dün Beyaz Saray Sözcüsü. E, Amerika bunu uygulamayacak gözüküyor. Tabii bu da şöyle bir realiteyi beraberinde getiriyor tartışma büyür. Öncelikle şunu ifade edelim. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin... E, Trump, şey, Netanyahu ve e, Savunma Bakanı'yla böyle bir kararın almış olması çok önemli bir karar. Çünkü bu kararı bağlayıcılığı var. Üye 130 civarında ülkeyi bağlıyor. Yani bu da şu demektir, Netanyahu bu ülkelerden herhangi birine gittiğinde tutuklanabilir. Çünkü gıyabi yargılama yok. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'nun yargılanabilmesi ya da Savunma Bakanı'nın yargılanabilmesi için bir yerde tutuklanıp, e, mahkeme çıkartılması gerekiyor. Tabii üye ülkeler için büyük bir sorun bu. Çünkü şöyle düşün mesela benzeri bir karar Putin için de çıkartıldı. Putin neredeyse bu karardan sonra Rusya dışına çıkmadı. Hatta hatırlarsın geçen sene Güney Afrika Cumhuriyeti'nde e, bir programa katılması gerekiyordu. Güney Afrika Cumhuriyeti rica minnet ya gelmeseniz falan demek durumunda kaldı. Çünkü... O da online katılmıştı çünkü yani tutuklasan bir der tutuklamasan bir der ülkeler içinde bir ciddi sorun. Gerçi Putin Moğolistan'a gitti tutuklanmadı ama yani Moğolistan'ı da yani Putin'in tutuklamasını zaten beklemiyorduk. Ama Netanyahu meselesinde Avrupa Birliği ülkeleri İngiltere Avrupa Birliği ülkeleri ve birçok ülke bu karara saygılı olduklarını açıkladılar. Bu da şu demek Netanyahu bu ülkelere gidemeyecek. Ha, bu sürecin sonunda Netanyahu tutuklanır, mahkeme çıkartılır. Çok olası görmüyorum en azından görevde olduğu sürece. Ama bu Gazze'de yaşanan drama, İsrail'in yaptığı soykırım uygulamalarına, uluslararası arenanın, hukukun e, verdiği çok önemli bir tepki ve bence umut verici bir tepki de aynı zamanda. Tabii Amerika dediğim gibi bunu çok uygulamayacak. E, hem senatoda hem mecliste de zaten dün tepki açıklamaları vardı. Yani Biden da bunu uygulamaz, Trump da bunu uygulamaz ama bu, İsrail için Netanyahu için çok ciddi bir mevzi kaybı. En azından insanın e, onurunu kurtaran bir karar aldı diyelim Uluslararası Ceza Mahkemesi. Gerçekten. Buradan istersen Türkiye'ye gidelim. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ben bir savaştayım. Duygularımı belli etmem." ifadesini görmüşsündür herhalde haberlerde. Gördüm. Türkiye Gülerek bir savaşta daha haberimiz mi yok? Gülerek izledim. Yani maalesef e, Türkiye'de medya öldüğü için, medya bitirildiği için böyle komiklikler görüyoruz. Ya şimdi şöyle düşünün. Dışişleri Bakanı dediğiniz kişi devletin devlet piyarası çünkü dünyanın her yerinde böyledir. 2-3 numaralı insanlardır. Yani Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı'ndan sonra 2 ya da 3 numaralı. Ülkenin durumuna göre bazı ülkelerde başbakan olmadığı için 2 numaradadır. Bazı ülkelerde 3 numaradadır. Ya yani bu kadar önemli bir şey. Dışişleri Bakanı'nın ağzından çıkan laf ülkeyi bağlar. Bu resmi bir durumdur. Yani bu bir tercih falan değil. Dışişleri Bakanı ağzından çıkan laf ülkeyi bağlar. Herkes bunu refere etmek zorunda, dikkat etmek zorundadır. Uluslararası sistem böyle kurulu. Ya Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, yani TikTok hakan diyorum ben zaman zaman. Ya bütün hayatı TikTok'a şey vermekle geçiyor, malzeme üretmekle geçiyor. Ee, ekibi de varsa yoksa TikTok'ta ya da Instagram'da böyle kurtlar müziğiyle şov yapıyorlar. İşte savaştayım, duygularımı belli etmem. Ya Dışişleri Bakanısın ya TikTok'ta fenomen değilsin. Yani herkes sorar şu soruyu. Siz nerede savaştasınız, kimde savaştasınız diye. Ayrıca bu bir soru mu? Yani Dışişleri Bakanı'na sorulacak sorun bu mudur? Duygularınızı nasıl dizginliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz? Ya sorulacak soru değil bu. Yani gazetecilik yapmadıkları için böyle abutluklar soruyorlar. Bir kere Hakan Fidan işkence zanlısı, Hakan Fidan adam kaçırma zanlısı, Hakan Fidan sayısız suçun faili, 15 Temmuz'daki sürecin faili. Dolayısıyla Hakan Fidan'a sorulacak olan sorular bunlar değil. Ama maalesef işte Türkiye'de medya kalmadığı için ve muhalefet olmadığı için yani muhalefetten hiç kimse çıkıp da Hakan Fidan'ı sorgulayamıyor. değil mi? ya sen ne demek savaştayız biz nerede savaştayız kimle savaşıyoruz diye sorması lazım. Böyle bir şey de yok. Muhalefet zaten evlere şenlik bir tablo onun yine konuşuruz. Gerçekten muhalefet Türkiye özellikle de CHP ve Özgür Özel saç baş yolduran işler yapıyor. Ya yani Böyle bir hadisede Dışişleri Bakanı bu açıklamasından sonra CHP'nin ya da en azından kurmaylarının diyeyim Mesela Namık Tan gibi şeyler var orada. Eski büyükelçiler ve Amerika'yı bilen isimler var. Ya yani bunların daha böyle yüksek perdeden tepki göstermesi gerekirdi ama yapamıyorlar. İktidara karşı seslerini çıkartamıyorlar. Konuştukları zamanda iktidarın jargonuyla konuşuyorlar. Bu da ayrı bir skandal. Kılıçdaroğlu bugün hakim önündeydi. Senin sürekli tekrar ettiğin bir laf var. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelip sana ahlak dersi verir diye. Kılıçdaroğlu da Oğlum evdeki paraları sıfırladım diyen adam hırsızdır. Bir tek yüzüm var. Zengin olursam bilin ki çalmışsındır diyen adam. Zengin olmuş buradan söylüyorum. O baş çalandı hırsızdır dedi hakim karşısında. Ne oldu? İfadeleri duyunca e, nasıl hissettin? Seni dinliyor gibi mi geldi? Şöyle ifade edeyim. Aslında olması gerekeni yaptı. Yani Erdoğan gibi siyasilerle aynı şey başka otoriter liderler için de geçerli. Bunlarla anladığı dilden konuşmanız gerekiyor. Anladığı dil nedir? Bu liderler, bu tip siyasiler gücü görünce korkarlar. Yani bu insanlarla yumuşayalım, işte dost kardeş gibi oturalım, konuşalım falan türü politikalar yaparsanız sizi ezer geçer. Erdoğan böyle bir siyasetçi. Yıllardır tanıyoruz, biliyoruz. Şimdi i̇şte burada Kılıçdaroğlu olası doğrusunu yapıyor. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun yargılanması son derece absürt. Neden absürt? Çünkü yani ifade özgürlüğü siz bir siyasi partinin başkanısınız ve hırsıza hırsız denir. Bu son derece kolay bir şey, basit bir şey. Yani bunu tartışacak bir tarafı yok. İfade özgürlüğüdür. Bunun Amerika'da örneklerini söyleyeyim size Zafer. Ya Beyaz Saray'ın duvarına küfür yazabilirsiniz. Ben sayısız fotoğraflar çektim, sayısız örneklerini gördüm. Her şeyi diyebilirsiniz. İfade özgürlüğüdür. Yani işin içerisinde şiddet olmadığı sürece burada bir sıkıntı yok. Şiddete teşvik etmediğiniz sürece bir sıkıntı yok. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler son derece de normal. Olması gereken de bu zaten. Çünkü siz oğlunuzla o kadar saat boyunca... Para sıfırlamaya çalışır ve bunlarla uğraşırsanız doğal olarak insanlar size bunu hatırlatırlar. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı doğru. Yani burada savunmaya geçmek yerine saldırıda bulunmak gerekiyordu. Yaptı ama iktidar cenahı ne yapıyor? Bu mahkeme üzerinden siyaseti şekillendiriyor. Bence burada bugün Kılıçdaroğlu'nun yargılanması ya da onu yaptığı olmadan ziyade Adalet Bakanı Tunç'un dünkü ifadesi çok önemli. Yani dün resmen tehdit etti. Bakın işte görün böyle konuşursanız başınıza neler geliyor? Kılıçdaroğlu davası ile ilgili başınıza neler gelebilir Tehditinde bulundu. Bence asıl vahim olan bu. Ya duruşma yapılmamış, daha mahkeme yapılmamış. Adalet Bakanı sonucu da söylüyor. Yargılamayı yapmış, bitirmiş. Gerçekten skandal ötesi ifadeler ama Özgür Özel'e bakıyorsunuz ya bugün ne diyecek diye ben özellikle dikkat ettim. Çünkü dün Adalet Bakanı'nın bu açıklamasından sonra ne demesi lazım? Önemli bir konu sizin. Genel başkanımıza yönelik bir hakaret var ya da bir tehdit var. Özgür Özel bugün Ankara temsilcilerle, gazetecilerle buluşmuş. Gerçekten Özgür Özel tam 23 sen çocuğuna döndü. İnanılmaz bir şey içerisinde, paralel evren içerisinde yaşıyor. Onu ayrıca sonra konuşuruz ama gerçekten yani CHP'de işler acayip derecede abuk hale gelmiş vaziyette. Ne gibi abuk hale gelmiş vaziyette? Ya düşünsenize şimdi Kılıçdaroğlu mahkemeye çıkıyor. Başkanlar, milletvekilleri yanındayız diyor. Kalabalık bir Evet, katılım ortama, bayağı büyüktü. Evet. Özgür Özel de oradaydı ama İmamoğlu yoktu. İmamoğlu Almanya'daydı. Evet, şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi CHP'de bu tip böyle tartışmalar çok sık olduğu için... Şimdi İmamoğlu diyor ki ya bana davet Mayıs ayında geldi. Mayıs ayında gelen bir davet, önemli bir program. Onun için katılıyorum. Bundan sonraki duruşmalara katılırım. Şimdi siz bunu ne derseniz deyin. Siyaset dediğiniz şey algıdır. Sizin ne söylediğiniz önemi yok. Nasıl algılandıysa ona göre şekillenir her şey. Şimdi... Herkes şunu tabii iktidar cenahı özellikle. işte İmamoğlu ceza alırken Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Almanya Kılıçdaroğlu yargılanırken de İmamoğlu Almanya'ya gitti. Bunu isterseniz de istemeseniz de bu algı üzerine iktidar oynayacaktı ve oynadı zaten sürekli bunu dile getiriyorlar. Gerçeklik payı olabilir mi? Vallahi CHP'de olmaz diye bir şey yok. CHP'de olur böyle şeyler. O açıdan da sürpriz değil. Şu anda bakın Erdoğan'ın oyun planı Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde baskılamak, İmamoğlu yargı sopasıyla düşürmek, Mansur Yavaş'ı gazlayıp onu aday yapmak, Özgür Özel'i de gazlayıp işte sen aday ol, seninle yarışalım türünde yaklaşımlar. Böyle bir oyun planı CHP'nin bu açıdan birlik olup Erdoğan'a karşı mücadele etmek yerine kendi içerisinde koltuk ve pozisyon kavgasına düşmesi de gerçekten Türkiye adına çok büyük bir talihsizlik. Evet. E, bir ta CHP'de bir tartışılan konu da Özgür Özel'in e, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la buluşması ve MİT'ten yardım istemesi. E, bugün Ankara gazetecileri buluşmuş ve bu kararını savunmuş. E, ne oluyor? CHP'de artık e, üyeler MİT mi belirleyecek? Vallahi biz Özgür Özel'in Erdoğan ceketi giydiğinde dalga geçmeyecektik. Dalga geçtik. Adam gerçekten partiyi götürüp saraya teslim etmiş. Çünkü yaptıklarının bir siyasetçiyle bir siyaset par siyasi parti liderinin yapacaklarıyla hiç ilgisi yok. Ya ben dün bu haberi okudum Zafer. Şöyle bir düşündüm. Ya bu partide aklı başında hiç kimse kalmadı mı diye. Nedeni şu çok basit bir şey söyleyeceğim. Ya bir kere bakın diyor ki Amerika'da yeni şubeler açacağız, yeni yerler açacağız diyor. İşte bu yeni yerler açarken diyor üye başvuruları talepleri oluyor. Bunları diyor MIT'e kontrol ettireceğiz. Hani sızma olması falan şeklinde. Ya Şimdi bakın. Amerika'daki bir üyeyi MİT'e kontrol ettiremezsiniz. Hani işin şeyini geçtim. absürtlüğünü geçtim. Suç. Ya yani bir ana muhalefet partisi lideri alenen suç işleme eğiliminde. Çünkü istihbarat ülkeler başka ülkelerin içerisinde istihbarat faaliyeti yapamazlar. Bu alenen suçtur ve karşı istihbarat gereğince devlet olarak suçlanırsınız. Siz Amerika'daki hele bir de söz konusu üye Amerikan vatandaşıysa aynı zamanda. Diyelim ki çifte vatandaş birisi gitti CHP üye olmak istedi. CHP de aldı bunu MIT'e verdi. Bu şahıs gidip Amerikan devletine suç duyurusunda bulunsa Türkiye devlet olarak zanlı hale gelir. Ya şöyle hani ak trollerin ya da CHP'lerin anlaması için söyleyelim. İstanbul Belediyesi'ne bir üye kabul edilecek ya da işte İstanbul'da Türkiye'de bir DEM Parti diyelim mesela bir üye gelecek. Parti şey diyor ki DEM Parti yönetimi ya bunu diyor işte Irak'taki bir istihbarat örgütü ya da Amerika'daki CIA'ya bir baksın. Kim bu? Bunu Türkiye kabul eder mi? Yani bu, bu kadar basit bir konu. Ve CHP'de bir tane aklı evvel kalmamış ki hani diyelim ki Özgür Özel yani bilmiyor bu konuları diyelim ki olabilir yani koltuğu dolduramıyor. Bilmediğini varsayalım. Yani iyi niyetli düşünelim. Ya CHP'de namıktanlar falan vardı. Yani eskiden Washington'da büyük elçilik yapmış, devleti bilen insanlar. Ya bir tanesi de çıkıp demiyor mu ya Sayın Başkan bu söylediğiniz şey diplomatik skandal. Böyle bir şey söyleyemezsin. Hani işin şey kısmını geçtim. Ya bir siyasi parti kendi partisine üye olacak üyeleri, adayları, üyeleri istihbarat örgütüne soruyor. Ya bu bunun gerçekten siyaset literatüründe, biliminde tanımı yok. Partiyi al götür anahtarı MIT'e teslim et. MIT dediğin yerde AKP'nin istihbarat örgütü devleti değil ki. Yani bir kere bir ana muhalefet partisinin yapması gereken şey bu MIT nasıl olur da gider bir parti programında sunum yapar. Siz bir parti organı değilsiniz deyip ortalığı ayağa kaldırması gerekirken bize de sunum verin diyor. Ya gerçekten Zafer akıl alır gibi değil. Ya dün okuyorum, izliyorum bir YouTube kanalına çıkmış Özgür Özel. Diyor ki işte diyor gelin diyor istediğinizi yapın diyor. Herhalde çok fazla film seyrediyor. Diyor ki 12. katı diyor açtık. Onlar geldi diyor ekipleriyle incelemeler yaptılar. İşte tarama cihazı koydular. Ya senin 12. kat CHP'nin yönetim katı. CHP'nin yönetim katına siz böcek mi yerleştirtiyorsunuz? Kendiniz mi yerleştir? Yani nedir yani? Siz 12. katın güvenliğini sağlayamıyor musunuz ki MIT'e geliyorsunuz diyorsunuz ki buraya gelin kontrolünüzü yapın. Hatta bir de işte koruma altına almışlar. Ya bir diğer nokta şu diyor ki CHP adına toplantıya katılanları ismini açıklayamayız. Ya, sizin genel başkan yardımcılarınız, MKY ya şey parti meclisi üyeleriniz katılanlar. Bunlar gizli kapaklı insanlar değil ki. İsmi açıklanamayacak olan isimler MIT personeli. Sizin genel başkan yardımcılarınız MIT personeli mi? Akıl alır gibi değil Zafer. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya bir de şöyle düşün. Amerika'da iyi eğitimli, beyaz yakalı binlerce Türk var. Türkiye vatandaşı var, Türk var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var Türk Kürt ayrımı yapmayalım. Peki bu insanlar gelip sana üye olur mu bu saatten sonra? Olmaz. Çünkü adam diyecek ya ben üye olmak isteyeceğim. Benim bilgilerimi götürüp ...MİT'e vereceksiniz. MİT benimle ilgili araştırma yapacak. Bu işin şey tarafı, siyasete katılımı olumsuz etkileme tarafı. Öbür taraftan şöyle düşün. Bütün bilgilerinizi MİT'e veriyorsunuz. MİT sizin üzerinde operasyon çekiyor. Ne gibi? İşte problemli birilerine geliyor. Diyor ki mesela bir tane adamı ayarladılar. Ve MIT dedi ki bu adamda bir sıkıntı yok. Bu adam temiz birisi. Ama aslında tam olarak bir operasyon adamı. Size soktular. Siz de bunu aldınız. Partide kritik yerlere getirdiniz. Başınıza neler geleceğini öngöremezsiniz bile. Ya ben gerçekten şunu anlamakta, hayretler içerisinde izlemekte böyle dünden bu yana, önceki bu yana hayretler içerisinde izliyorum. Ya CHP gibi ana muhalefet partisi bir seçimden birinci parti olarak çıkmış, iktidara koşacakken özgür özelin sayesinde partiyi aldılar. Önce birinciliği kaybettiler. Şimdi aşama aşama partiyi çökertiyorlar. Ya yani yaptıklarını izah etmek mümkün değil. Amerika'ya geldi. Amerikan medyasında Türkiye dahil olmak üzere skandallar manşetlerde. New York Belediye Başkanı rüşvet skandalı. Adam gitti Türkiye'nin önünde tartışmanın ortasındaki binadan bahsediyoruz. Türkiye önünde basın toplantısı yaptı ve Erdoğan'ı savundu. Bunlar bu suçlamalar e, rüşvet falan yok hediyedir. Ya Bir dakika dosyayı sen bilmiyorsun. Daha hakim savcı görmedi dosyayı. Ya bu kadar da gerçekten basiretsizlik mi diyeceğim? Artık bu işi bilmemek mi? Ben artık işi bilmemekten ziyade Özgür Özel'in saray adına CHP'yi yönettiğine artık ikna oldum. Çünkü bunun izahı yok. Bu söylemlerin, bu icraatların izahı yok. Ya Şimdi düşünsenize şey çıkarmışlar. Dün bir başka skandal. Özgür Karabat. CHP'de genel başkan yardımcısı mecliste söylüyor. Diyor ki ya kayımları diyor çıkarttınız. Anayasaya, anayasaya aykırı bir şekilde kayım yasası koydunuz. Biz de sesimizi çıkarmadık. Bunu Fethullah Gülen'e karşı yapacaktınız. O yüzden biz de sesimizi çıkarmadık. Ama şimdi bize uyguluyorsunuz diyor. Ya bu bu cümle o kadar büyük bir skandal ki. Yani cemaat yönelik bütün operasyonların hukuksuz olduğunu itirafı, kendilerinin suçun parçası olduğunu itirafı, anayasaya aykırıysa neden anayasa mahkemesine götürmediğiniz görevi ihmalin itirafı liste uzayıp gidiyor. Ve Öz Özgür Özel ne yapmaya çalışıyor? Bugün de mesela dün yine gazeteciler toplantısında Ali Mahir Başar'ın e, İçişleri Bakanı'na yaptığı protestoyu sormuşlar. İşte hoş görüntülerde keşke yaşanmasaydı demiş. Yani kendi partisinin yaptığı bir eylemi bile savunamıyor. Yani işte diyorum ya bunu siyasetten açıklamak mümkün değil. Ya Özgür Özel bizim bilmediğimiz bir gerekçeyle sarayda rehin. Mesela Sinan Oğan'da aynısını gördük. Ee, bizim bilmediğimiz bir gerekçeyle rehin olabilir sarayın elinde. Bir, te, bir nevi şantaja maruz kalıyor olabilir. Ya da zaten ideolojik olarak sarayın yancısı, e, sarayın elemanı. Başka bir izahı yok. Siyaseten izahı yok bunun. Ya yani hiçbir siyasi parti lideri Hani yeni başlamış stajyer Çömez bile olsa bu hataları yapmaz. Şu anda alenen CHP'yi bitirme misyonuyla hareket ediyor. Evet, e, Türkiye'nin, yani bugün Eser Hoca diyordu e, yayında, e, Türkiye'de Cel'den başka bir de kaliteli adam eksikliği de var diyordu. Bunu açık açık CHP üzerinden görüyoruz. İstersen buradan e, Bakü'ye gidelim. Biliyorsun Bakü'de iklim zirvesi var. Biz gitmeyelim e, zaten çok kalabalıkmış orası. Evet. ben de onu diyecektim. Erdoğan e, Ali Babacı'nın açıklamasına göre 1869 kişiyle gitmiş. Yani bir taraftan tasarruf diyorlar, bir taraftan böyle harcamalar, öbür taraftan bakıyoruz maaşları ödeyemeyen AKP'li Menemen Belediyesi tam bir ayda 33 konser yapmış. Para galiba sadece AKP'li olmayanlar için sorun. Diğerlerinde bir problem yok gibi gözüküyor. Ya Zafer şöyle söyleyeyim. Amerika'da bir gazeteci olarak Amerika'yı izlerken sürekli hayıflanıyorum. Niye? Şöyle düşün. Amerika'da bir siyasetçi, bir kongre üyesi, bir milletvekili, bir senatör X ülkesine bir programa gitse. Öyle katı kuralları var ki mesela mesela ne? Mesela o gideceğiniz ülkeye Amerika'nın hava yolu uçuyorsa onunla gidersiniz. Kural. Uçmuyorsa alternatif ülkeye bakarsınız. Mesela New York Belediye Başkanı sürekli Türkiye Türk Hava Yolları'yla business uçmuş ya. Mesela onu bile yargılıyorlar şu an yapamazsın diye. İşte kalacağın otelin standardı bellidir, alacağın hediyenin standardı bellidir. 50 doların üzerinde hediye kabul edemezsin. Pahalı hediye verilmişse bunu gelip deklare etmen ve kayıt altına alman gerekir. Bunun gibi bir sürü kural var. Ve bunu çok katı uyguluyorlar. Ya ben Amerika'ya ilk geldiğimde 10 yıl önce Virginia'da işte Washington DC, Virginia, Maryland bu üçü aynı bölge DMV araya diye geçer. Bu bölgenin çok popüler bir siyasetçisi var Virginia'da. Geleceğin cumhuriyetçilerin başkanı olacağı söylenen aday isim. Ya adam bir tane iş adamından hediye bir Rolex alıyor. 50 bin dolar falan yani. Çok böyle atla deve bir şey de değil. Hani adamın siyasi hayatı bitti. Hapis cezası aldı. Şimdi Amerika bu kadar katı bu konularda. Ya Amerika'da bir toplantıya 1869 kişiyle gittiğinizi söyleseniz o ülke ayağa kalkar. İsyan çıkar isyan. Başka bir şey olarak isyan çıkar. Siz benim paramı nasıl çarçur edersiniz diye. Çünkü insanlar çok ağır vergi veriyor. Avrupa'da da öyle. Vergi vermeyle demokrasi seviyesi arasında çok doğru bir ilişki var. Ne kadar çok vergi veriyorsan o kadar çok katılımcı oluyorsun. Çünkü benim param ya benim hani adam şöyle düşünüyor. Ya diyor ben mutfağımdan kestiğim, çocuğumdan kestiğim vergileri sen götürüp oralarda çarçur ediyorsun. Oralarda yolsuzluk yapıyorsun deyip tepesine biniyor siyasetçinin. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum olmadığı için kimse zaten peşine düşmüyor. E iktidar böyle serbestçe para harcıyor. Muhalefet peşine düşemiyor. İşte Özgür Özel nelerle uğraştığı ortada. E, aynı şeyi muhalefet de yapıyor. CHP belediyelerinin harcamalarına bak. Onlar da aynı. Neden? Çünkü siyasete şöyle bakıyorlar. Yani ben bu koltuğa geleyim. Buradan yiyeyim. Başka bir hizmet etme geçiyle gelen yok böyle bir şey. Böyle bir tablo. Ya düşünsenize ya bir çevre toplantısına 1869 kişiyle Neyle gidiyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Nasıl bir harcama aşkıdır bu? Nasıl bir doymazlıktır? İşte Amerika'ya 6 uçakla gelmişti Erdoğan hatırla şeyde. New York'taki BM toplantısına 6 uçakla geldi. Artı makam arazini askeri kargo uçağı getirdi. Başka araçlar aynı şekilde. Bakıyorsunuz ya siz ne yaptınız burada? Geliyorlar. Mesela işte Binali Yıldırım buraya geliyordu. Parkta bahçede gezip dönüp gidiyordu. Bir kişiyle bile görüşemeden dönüp gidiyorlardı. Milletin parası, millet hesap sormadığı sürece açıkçası böyle hani o e, bağ tutan parmağını yalar zihniyetindeki çapsız bürokratlar, siyasiler bu ülkenin mallarını sömürmeye devam eder. Bir bakıyorsun ya Menemen Belediyesi. Abi bir ayda 33 tane konser. Ya sen işçilerinin parasını ödeyemiyorsun. Daha geçen işte İzmir'de Baraka'da 5 tane çocuk yanarak öldü. Baraka'ya hayvan bağlasan bağlamayacak kadar kötü bir yerde. Neden? Çünkü insanlar fakir. Peki devlet ne yapıyor? Vergi toplayan devletin vatandaşına bakması gerekiyor. Peki ne yapıyor? Onlar işte gördüğün gibi konserlere, oralara, buralara para akıtıyorlar. Peki bunlarda olay sanata destek falan mı? Hayır. Her icraatın bir rantı var. O rantı da kendi ekipler içerisinde paylaşıyorlar. O işleri organizasyon yapanlar var. Bir de bu tip yolsuzluklar en kolay yolsuzluklar. Sarf malzemesi olan şeylerin yolsuzluğu çok kolaydır. Türkiye'de yıllardır bunu yaparlar. Mesela Türkiye'deki en büyük yolsuzluk kalemleri böyle park, bahçe, kültür sanat aktiviteleridir. Çünkü fiyatını belirlemek çok kolay değil. Ne gibi? İşte mesela atıyorum işte bir su aldın işte tanesi 10 lira diyelim. İşte 1 milyon tane aldım fiyatı belli. Adam diyor ki X sanatçıya konser verdirdim. 300 milyon. Fiyatı yok çünkü yani şey değil. Ve böyle bir sürü yolsuzluk kalemi. Maalesef e, hesap sorulmadığı sürece böyle yolsuzluklar tam gaz devam ediyor. Erdoğan itibardan tasarruf olmaz deyip her türlü israfı tam gaz devam ediyor. Tam gaz harcamaya, kullanmaya devam ediyor. CHP lideri gitsin, e, MIT'ten briefing alsın kendi üyelerinin durumuyla alakalı. Artık Allah ne diyelim akıl fikir versin başka bir şey diyecek halimiz yok. Evet ben de şeyi merak ediyorum. ben, yani Sen de ben de bir sürü konferansa katıldık yayınlarda. Yani e, konferans düzenleyen Azerbaycan'dan 1869 kişi katılmış mıdır? Halen hmm. düşünüp duruyorum. Neyse onlar itibardan tasarruf etmesin. <laughs> Vatandaş e, Brezilya'dan, Uruguay'dan gelecek etlere talim edecek gibi gözüküyor. Ya Zafer şöyle düşün. Şimdi Erdoğan'ın kaç tane uçağı var onu bilmiyoruz. Yani o kadar e, şeyler. E, sadece onun uçağı değil. Şimdi mesela MHP'li milletvekilleri, hani konuyu dağıtıyorum ama MHP'li milletvekilleri altın kaçakçılığından yakalandı. Üç tanesi istifa etmek durumunda kaldı. Ben bir ay önce YouTube kanalımda bunların hikayesini anlattım. Ya anlatıyorsun bak ben Amerika'dan 10 küsür bin kilometre öbür taraftan diyorum ki bakın Türkiye'deki İstanbul başta olmak üzere gümrüklerden, VIP'lerden harıl harıl altın kaçakçılığı yapıyor. Siyasiler, üst düzey bürokratlar Dubai'den altın kaçakçılığı yapıyor. Yakın zamana kadar Akbil'le gezen AKP'liler şimdi özel uçaklar alıyorlar ve bu işleri sırf altın kaçakçılığı için yapıyorlar. Türkiye, Rusya, Venezuela arasında dönen korkunç bir yolsuzluk sistemi kuruldu. Havada dönen paraların haddi hesabı yok. Türkiye'de bir özel jet patlaması var diye haber yaptım. Detaylarıyla anlattım. Ya düşünse bir ay sonra 3 tane vekil istifa etmek durumunda kaldı. Neden? Çünkü onlar artık bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdı muhtemelen. Bir yerden sonra yakalandılar. Ya öbürleri böyle bir ihtiyaç da hissetmiyor. Çünkü ee, bir Adalet ay Bakanı de, dedik ki böyle bir soruşturma yok dedi. Yani Adalet Bakanından iyi mi biliyorsunuz? Ya soru, Ben nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bazı Erdoğan troikasındaki bazı siyasilerin kimler adına özel uçakları aldırıp onlarla neler yaptığını da anlattım yayında. Yani bu kadar aleni bu. Bunu biraz kulak kabartsanız bilirsiniz ama Erdoğan rejiminin suçla mücadele diye bir kaydı yok. Çünkü oradan korkunç bir para kazanıyorlar. Korkunç bir rant var orada. Ya inanamazsınız Zafer böyle bir şey ki ya birkaç sene önce mazot kaçakçılığı yapan adamlar şimdi üst üste özel jetler alıyor. 80 milyon, 100 milyon dolara özel jetler alıyorlar. Hatırlarsın bir tanesi de e, Erdoğan'ın kullandığı özel döneminden kalan bir ata uçağı vardı, Gulfstream. Brezilya'da kokain dolu yakalanmıştı. Ya bunun gibi insanlar bakıyorsunuz kim bu adam diye. Çok yakın zamana kadar Diyarbakır'da mazot ticareti yapan ve mazot kaçakçılığından sabıkalı birisi. Havacılığa olan ilgisi senin benim kadar uçmamıştır yani yolcu olarak. Hani böyle bir şey durum. E bakıyorsunuz bu insanları kim yol veriyor? E bizzat saraydan yol veriliyor bu insanlara. Çünkü korkunç bir para transferi var söz konusu var. Çuvallarla para taşıyan hani Reza Zarrab Miami'de ama sistemi devam ediyor Türkiye'de. Şu an devam ediyor sistemi. Ama işte e, muhalefet ve medya olmadığı için bu ülkede bunlar bu şekilde kalıyor. Ama ben dediğim gibi bir ay önce bir video yapıp tüm bunları hikayeleriyle anlattım. Yani bir savcı çıkıp ya bu nedir diye baksa çok kolay bir şekilde sistemi çözer. Ama şey, mesele bakmak istemiyorlar. Yani MHP3 milletvekilini istifa ettirirken Adalet Bakanı'nın haklarında bir soruşturma yok diyerek konuyu kapattırması Türkiye'de işte medyanın ve e, şeyin olmadığını her türlü gösteriyor. Hukukun olmadığını. Benim sorularım bitti. Senin son ekleyicilerin varsa alalım. Yoksa bitirebilirsin. Anekdot olarak aktarayım. Şimdi savcılar ne yapıyor diye söylüyoruz ya. Bir önemli bir anekdot aktarayım. E, yine Bireysel Kanal'da yaptığım bir dosya vardı. gübre taş hikayesi var. Türkiye'nin gördüğü en büyük yolsuzluklardan bir tanesi. İran'da Amerikan yaptırım listesinde olan Razi Petrokimya diye bir şirket var. Mücahit e Aslanların falan satın aldığı. inanılmaz bir skandal. Yani inanılmaz bir skandal. Böyle işin içerisinde selam tehvit var, Amerika var, Halk Bankası, Ziraat Bankası var, Erdoğan yakın ekibi var, herkes var. İnanılmaz bir skandal. O skandalla ilgili olayın bir boyutu var. O da şu. Şimdi gübre taş üzerinden korkunç bir vurgun yapacaklar. Borsa üzerinden manipülasyon yapacaklar ve manipülasyonu kendi çevrelerindeki savcılara bildiriyorlar ama bir kısmına. Bir kısım savcılara, bir kısım hakimlere diyorlar ki gidin şu hisseden hemen alın. Hakimler, savcılar gidiyorlar, arabalarını satıyorlar. Kolundaki bilezikleri satıyor eşinin bir yerlerden para alıyor. Gidiyor yüklü miktarda bu hisselerden alıyorlar. Sonra Gübretaş bir manipülasyon haber ortaya attı. Haberden sonra bu hisseler roketledi. İnanılmaz bir yükselme yaptı. Hatta girin Google'a bakın. Eee Gübretaş Borsa AKP diye arayın. Bursa'da adı sanı bilinmemiş bir adamın Türkiye'nin en zengin insanı haline bir anda nasıl zıpladığını görürsünüz. <laughs> o arada ben şunu peşine düştüm. Ya tamam da bu bu kadar duyuldu. Yani ben Amerika'dan bunun haberini yapabiliyorsam Türkiye'de bunu başkaları da duyuyordur. Sonra bir kaynağım dedi ki ya dedi hakimler savcılar duydu bunu. Peki dedim ne oldu? Bunlar hakim savcılar isyan etti dedi. Ben şöyle bekliyorum tabii hani saf saf diyorum ki ya bak nihayet birileri insaflıymış. Hakim savcılar isyan etti. Dediler ki ya bunu bize niye söylemediniz? Hani madem böyle bir iş vardı bize söyleseydiniz biz de para bulurduk. Biz de hisse alırdık. Hani kimsenin yolsuzluğun peşine düşeyim, bunun hesabını sorayım diye bir kaygısı yok. Ben buradan neden para almadım? Ben neden buradan payımı almadım? Sevdasındalar. İşte böyle garip bir Türkiye yani maalesef. Evet burada bitirelim. Önümüzdeki yayında görüşürüz diyelim.